Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Hepinizi Çanakkale 1 Mayıs Tertip Komitesi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İşçisi, kamu çalışanı, işsizi, emeklisi, emekçisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, kadını, esnafı, öğrencisi, yaşlısıyla dolduracağımız 1 Mayıs meydanlarında nasıl bir memleket istediğimizi kol kola, omuz omuza dile getireceğiz. Bizim memleket dediğimiz küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron ve yanda sermaye için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanılabilir bir memlekettir. Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasının krizi çıkaranların ödemesi için. Bizim memleket dediğimiz sermaye ve iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hukuksuz ve keyfi bir biçimde yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz. İşçi sınıfı başta olmak üzere halkın %99'unun insanca, özgürce, kardeşçe yaşadığı bir ülke. Bizim memleket dediğimiz ülkenin birikimlerinin varlık fonu adı altında talan edildiği, işsizlik fonunun patronlara, bankalara peşkeş çekildiği, kıdem tazminatımıza bile göz koyulduğu bir ülke değildir. Biz memleket isteriz. Herkesin güvenceli ve insanca bir çalışma yaşamına sahip olduğu bir memleket. Bizim memleket dediğimiz, ölümüne çalıştırıldığımız iş yerleri, açlık ve yoksulluk sınırının altındaki ücretler, taşeron köleliği, güvencesizlik değildir. Biz memleket isteriz. Çalışırken ölmeyelim, insanca yaşayabilelim diye. Bizim memleket dediğimiz, kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce kişinin ihraç edildiği, barış talep eden akademisyenlerin cezalandırıldığı, hapishanelerini muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolu, devletin kendi hukukuna, kurallarına bile uymadığı, hukuk devletiyle bağdaşmayan, demokrasiden uzaklaşmış bir ülke değildir. Biz memleket isteriz. Siyasi gerekçelerle her türlü cezalandırmanın son bulması, devletin kendi kurallarına, hukukuna uyması. Bizim memleket dediğimiz sokaklarda, meydanlarda, grevlerde, mahkemelerde hakkımızı savunmanın engellendiği, seçim sandıklarında hesap sormanın bile neredeyse suç ilan edildiği bir ülke değildir. Biz memleket isteriz. Demokrasi olsun, seçme seçilme, örgütlenme ve grev hakkımız olsun. Bizim memleket dediğimiz sadece tek kişinin konuşup milyonların alkışlamak zorunda olduğu bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, özgürlük olsun, düşünmek, konuşmak, yazmak, çizmek, özgür olsun. Bizim memleket dediğimiz, emekçilerin bir bölümünün diğer bölümüne karşı kışkırtıldığı, ülkeyi yönetenler ve kontrolündeki medya tarafından hedef gösterildiği, düşmanlaştırıldığı, göçmen işçilerin yok sayıldığı, savaş ve baskı politikalarıyla yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz. Kimse cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş olmasın. Bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, dünyanın ve ülkenin dört bir yanında olduğu gibi çanakçıları ve dayanışma günde umudumuz ve hasretimiz olan memleketin resmini birlikte çizeceğiz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkarak barış içinde savaşsız, sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükselteceğiz. Değerli basın emekçileri. Şu gerçeğin bir kere daha altını çizmek isteriz ki 1 Mayıs herhangi bir miting günü değildir. 1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında 5 kıtada yüzlerce ülkede kutlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin bugünü kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlamaya hakları vardır. 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günümüzü taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla tek yürek olarak en kitlesel ve coşkulu biçimde kutlamak istiyoruz. Bizler bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlarız. Bizler yaşamı var edenleriz. Bizler bugün baskıcı ve akıl dışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçileriz. Baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdadı yıkıp hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Evet, biz çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız.
Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha göstereceğiz ki haramilerin saltanatına son verecek olan yegane güç yine bizleriz. Çanakkale'de de bizler, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler omuz omuza, işimize, ekmeğimize, doğamıza sahip çıkmak için 1 Mayıs'ta saat 13.00'da eski Salı Pazarı'nda toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na yürüyeceğiz. 1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanışma bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. Tertip Komitesi olarak Çanakkale'de tüm işçileri, emekçileri, halkımızı 1 Mayıs'ta birlikte olmak, birlikte taleplerimizi haykırmak, birlikte kardeşlik türkülerini söylemek, birlikte umudu yeşertmek adına tüm halkımıza çağrımızdır. Haydi 1 Mayıs'ta. Tertip Komitesi. Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın 1 Mayıs diyoruz.